Kripto para piyasalarında şunu anladım. Türkiye'deki yatırımcılar şunu istiyor daha doğrusu. Ee, bir tane proje dolandırıcı ya mesela örnek veriyorum. Ona asla dolandırıcı diyemezsiniz veya size rakbul yapacakmış işte bak paranızı hiç edecekmiş böyleymiş. Arkadaşlar bu proje harika. Uçacak, kaçacak olumlu haberler geliyor. Bunu yapın şunu yapın derseniz burada en üst seviyede tutuluyorsunuz arkadaşlar. Bakın aç köpekler ne yapmaya başladılar? Alvin videolarını yavaş yavaş kaldırmaya başladılar. Neden? Çünkü parayı alıyor yoluna bakıyor. Sen dolandırıldığında fark etmiyor. O diyor ki arkadaşlar işte 0000 1 cente bir proje var. Bir dolar olursa çok güzel para deyip sizi fomalıyorlar. Siz gidiyorsunuz alıyorsunuz. Abi ben 20 bin dolarıma kaybettim kaybettim. ve burada ben proje kaybettim. E işte kripto adam bak ben burada para kaybettim kurtar. Bana gelmeyeceksiniz. Bu adamlara gideceksiniz. Bu adamlara mahkeme açacaksınız. Yani dava açacaksınız. Anladınız mı değerli arkadaşlar? Ama Türkiye'deki yatırımcıyı çözdüm. Evet. Lunch videomuzda da bugün sizlere lunch 1 dolar olur mu? Tabii ki de olur arkadaşlar. Lunch 20 dolar da olabilir hatta diye giriş yapmak isterdim ama avcumuzu yalarız. Loonch'un <laughs> 1 dolar şu an için olmalı gibi durumu söz konusu değil. Şimdi detayları anlatmaya çalışacağım ben size. Mümkün oldukça da en sade ve en e, böyle düzgün şekilde anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Hemen videomuza ışık hızıyla geçiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar şu an karşımızda Loonch'un grafik ekranı açık. Loonch'un grafik ekranına geçmeden önce şu olayı anlatayım. E, ne zamandı? Cumartesi miydi? Ya cumartesi ya pazar günü Twitter'dan bir paylaşım attım. Lunch Luna... USTC yani onların 3 tane işte ekosistem içerisinde olan proje. Hacimleri böyle salakta yükselmeye başladı ama öyle parça parça yükselmeye başladı. Ya şimdi bununla alakalı Twitter'da paylaşım da attım. Hacimler yükseliyor, projelerde bir yükseliş olmuyor. Bu beni birazcık kıllandırdı. Sonrasında ben e, ba belli başlı haberleri görmeye başladım. Güney Kore biliyorsunuz Dokuvon'la alakalı bazı olayları yapmaya başladı arkadaşlar. Dokuvon borsalardaki paralarına erişmeye çalışıyormuş. Şimdi bu olay böyle olunca da Güney Kore hemen müdahale etmeye çalışıyor. Yani eriştirilmesin kripto paralarına diye bir bloke tarzı bir şeyler yaptırıyor. Peki Dogecoin buradaki paralara niye ulaşmaya çalışıyor? Yani şu olaya şöyle bir baktığınızda farklı farklı yorumlanabilir. Birincisi bunları nakide çevirip başka kripto para borsasına veya soğuk cüzdan atmak istiyor olabilir. Başka birine transfer etmek istiyor olabilir. Yani gibi gibi üretebileceğimiz olaylar arkadaşlar. Ama en büyük bizim e, geniş açıdan bakmamız gereken konu Dogecoin bu para aralara neden erişmeye çalışıyor. Bu konularla alakalı mümkün oldukça haberleri çok 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 yakından takip edin değerli arkadaşlar. Grafik ekranımıza da şöyle geri geldiğimizde 4 saatlik mumlarımızı açtığımızda bakın şu o gündü ne zamanmış cumartesi günüymüş bak yanlış bilmiyormuşum cumartesi günüymüş görmüş olduğunuz üzere tam şuralarda hacim deli gibi yükseldi takip ediyorum o kadar hacim yükseldi ki hani ben bekledim yani şöyle bir yüzde 30 40 yapmasını zız, tekrardan buradan geriye doğru çekti. Bu harekette bile bir proje yükselmiyorsa demek ki arka planda dönen başka olaylar var arkadaşlar. Bu konudan dolayı lütfen çok dikkat edin. Zaten bunu 4 saatlikte hatta şuradan hemen sizlere bir günlükte şöyle bir açalım. Buraya kendini sabitledi. Tabii ki de %20'lik %30'luk bir yükselişler belli dönemlerde gelebilir. Bu yükselişlerin gelme sebeplerinden bir tanesi de pump dump gruplarının el almasından dolayıdır. Hacim ne kadar çok yükselse de belli bir süre sonra bu hacim düşüyor içeride yatırım olmadığı için. Yani insanlar çok fazla korku panik yaptığından dolayı giriş yapmıyor. E bu da pump dump grup Grupların işine geliyor buraya 2-3 milyon dolarlık böyle bir hacim soktukları zaman tam bu en düşüş olduğu zamanlarda tabi şimdiden bahsetmiyorum oradan yolunu bulup gidiyorlar ve sizler de diyorsunuz ki evet yükseliş geldi bu sefer yine %20'de %30'da buradan gidip lunç alıyorsunuz yine büyük zararın içerisine giriyorsunuz. O yüzden sizden ricam lütfen çok 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 dikkat edin değerli arkadaşlar ama gördüğünüz gibi şu an mümkün oldukça yerini sabitledi Tabii ki bundan aşağısı bayır aşağı töpe düz gider bitcoin tarafı da zaten çok stabil değil. Belli başlı küçük küçük yükselişler oluyor ama geriye düşerken de örnek verelim %5 %100'de altcoin'leri %15 olarak geri çekiyor. E haliyle de LUNCH işte LUNA bunun gibi kripto paralar çok büyük etkilenir bundan. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.